İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Yeni bir program, yeni bir konuk ile yine sizlerleyiz. Bu akşam anne ve babaları ilgilenen çok önemli konular var. Özellikle mevsim geçişlerinde kendini gösteren alerjik hastalıklar hakkında Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Alerji İmmünoloji Uzmanı Asena Pınar Sefer. Bu akşam doğru bilinen yanlışları, yanlış bilinen doğruları konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz hocam? Ben Doktor Asena Pınar Sefer, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuk alerji ve immünoloji hastalıkları uzmanı olarak görev yapıyorum. 2013 yılında Marmara Üniversitesi'ni bitirdim. Sonrasında Göztepe'de pediatri uzmanlığımı aldım. Sonra Marmara Üniversitesi'nden yandal uzmanlığımı aldım ve Urfa'da çalışmaya başladım bir 10 yıl önce. Çocuk alerji isteyerek mi seçtiniz İsteyerek hocam? İsteyerek seçtim, evet. Çocuklarla ilgilenen iyi. Aynen, hem çocuğu pediatri branşını çok seviyorum çünkü çocukları. Evet. Hem de alerji isteyerek seçtim. Severek yapılacak Severek, zaten evet. bir meslek zaten Kesinlikle. Bu meslekte. Peki hocam alerji nedir? Alerji aslında bizim vücudumuzun yabancı olarak algılamaması gereken maddeleri yabancı olarak algılayıp onlara tepki vermesidir alerji demek. Evet. Normalde bizim bağışıklık sistemimizin bir besine karşı ya da havada olan bir polene karşı, ev tozuna karşı herhangi bir reaksiyon oluşturmasını beklemiyoruz. Onu tolere edebilmesini bekliyoruz. Evet. Ama bazı durumlarda bu tolerasyon kayboluyor ve bağışıklık sistemimiz buna tepki vermeye başlıyor. Ve bu karşımıza alerjik hastalıklar olarak çıkıyor. Peki hocam bu alerjiyi nasıl tespit ediyoruz? Bunu testle mi tespit ediyoruz? Veya bir belirtilerinden başlayalım hocam önce. Şöyle ki bizim için her hastada olduğu gibi hastanın kliniği yani hastanın şikayetleri, fizik muayene bulguları tanıdaki en önemli tanımlayıcı faktörler. Evet. Alerji dediğimizde besin alerjileri var, havadan kaynaklanan hava alerjileri var, ilaç alerjileri var. Bunların hepsinin aslında bulgusu biraz farklı oluyor. Evet. Daha küçük bebeklerde, ilk 2 yaşta biz besin alerjilerini görüyoruz. Bir besine maruz kaldıktan sonra bebeğin şikayetlerinin gelişmesi ve mesela vücudunda döküntülerinin oluşması, egzamasının oluşması ya da besine maruz kaldıktan ilk 3 saat içerisinde hırıltısının, hapşırıklarının, burun kaşıntısının oluşması ya da daha şiddetli durumlarda anafilaksi dediğimiz hayatı tehdit eden sistemik bir takım bulguların işte ciddi solunum sıkıntısı, tansiyon düşüklüğü, bayılma gibi bulgularının oluşması ya da daha ileriki yaşlarda astım bulgularının yani kuru öksürükler, hırıltı ataklarının olması, burun tıkanıklığı, hapşırıklarının olması ya da ilaç maruziyeti sonrasında ilacı kullandıktan hemen sonra ya da bir süre sonra vücutta döküntülerinin, şiddetli döküntülerinin oluşması ya da yine daha şiddetli böyle sistemik bulgu, solunum sistemi bulguları, baygınlık, tansiyon düşüklüğü gibi bulgularının vermesi bizim için tanıda çok önemli. Bunun için aileler geldiğinde mutlaka çok ayrıntılı bir hikaye alıyoruz aileden biz. Sonrasında da fizik muayene bulguları. Hastanın fizik muayene bulguları uyumlu mu? Mesela akciğerlerini dinlediğimizde gerçekten hırıltı var mı? Ya da cildine baktığımızda kurdeşen dediğimiz ürtiker benzeri döküntüleri var mı? Egzaması var mı? Bunları tespit ettikten sonra alerji testlerimizi istiyoruz. Alerji testlerini hem cilt deri pirik testi dediğimiz cilt testiyle hem de kandan istediğimiz spesifik alerjenlere karşı oluşan immünoglobulin değerleriyle ölçebiliyoruz. Bunların pozitifliği alerji tanımımızı çok doğruluyor. Ama bazı durumlarda bunların negatif olması bile alerjiyi ekarte ettirmiyor. Eğer ki hastamızın bulguları ve kliniği çok uygunsa yine de testlerde gösteremesek bile o alerji var diyoruz. Hocam konuşmanızın başında 0-2 yaş arası döküntülerden falan bahsettiniz. Evet. Bunu biraz açabilir miyiz? Mesela 0-2 yaş grubundaki çocuklar daha çok anne sütü de alıyordur muhtemelen. Bu anne sütünün alerji yapma gibi bir... Evet. Ya şöyle bu aslında gerçekten bunu bahsetmemiz çok önemli burada. Evet. Çünkü bu çok yanlış bir kaygı. Evet. Anne sütü alerji yapmaz.
Bir bebeğin kendisinin annesinin sütüne alerji olmasının imkanı ihtimali yok. Neye karşı vardır? Eğer ki o bebeğin bir besine karşı alerjisi varsa anne o besini tükettikten sonra o besin proteini anneye geçiyor. Anne bebeğe geçiyor. Geçiyor. Mesela bu durumda geliyorlar hani bunun annesinin sütüne alerjisi var. Anne sütünü keselim mi? Hayır, asla kesmeyin. Anne sütü alerjiye karşı en önemli koruyucumuz bizim. Mutlaka anne sütüne devam ediyoruz. Sadece anneye diyet yapıyoruz. Annenin diyetinden o besin maddesini ya da hani bazen birkaç besin maddesine alerji oluyor. Onları çıkardığımız zaman bulgular tamamen geriliyor. Yani o besin alerjisi de oradan oluyor. Aynen öyle. Peki çocuk rahatsızlandı, işte ilaç alerjisinden 0-2 yaş için konuşuyorum. Yani anne sütü alan, daha 2 yaş demeyeyim de anne sütü alan çocuklar için. İlaç veya polen falan alerji olduğunda bunu nasıl anlayabiliyoruz? Şöyle ki ilaç alerjileri de mutlaka o ilaca bir maruziyet gerekiyor. Evet. İlacı kullanıyor. Yani genellikle çok şükür ki biz yetişkinlere göre çocuklarda ilaç alerjilerini daha az görüyoruz. Evet. O ilaca maruz kaldıktan sonra kısa bir süre sonra özellikle yani ilk kullanıyor bir şey olmuyor ama ikinci kullanışında mesela döküntüleri çıkıyor çocuğun. Bu ilacı kullandık, bizim bir gün sonra 1,5 gün sonra döküntümüz oldu. O durumda şüpheleniyoruz genellikle. Annenin ilaç kullanmasıyla hani bebeğe geçip bebekte alerji yapması çok beklediğimiz bir durum değil. Çocuğun kendisinin, bebeğin kendisinin o ilacı kullanması gerekiyor. Polen alerjisi için de ilk 2 yaşta biz polen alerjisi görmüyoruz. Çünkü polen alerjisinin gelişmesi için bebeğin o polen mevsimini 2 kez geçirmesi gerekiyor. O polene 2 kere maruz kalması gerekiyor. Bu da genellikle 2 yaşına kadar olmuyor. Onun için biz polen alerjileri, ev tozu, küf gibi aeroallerjen dediğimiz hava alerjilerini genellikle 2-3 yaşlarından sonra görüyoruz. Evet hocam. Alerji testlerinden bahsettik. Bu saydınız gerçi birkaç test. Bu testler arasında bir farklılık var mı? Bir de yaş aralığı var mı? Her yaştakilere bu alerji testleri yapılabiliyor mu? Evet, her yaştakilere yapılıyor. Yine şöyle bilinen bir yanlış var. Mesela bebeğimiz çok küçük. Buna alerji testi yapılmaz. Hayır, öyle bir şey yok. Biz her yaş grubuna deri testimizi de, kan testimizi de yapabiliyoruz. Deri testi ve kan testinin genellikle tanı açısından birbirine çok fazla bir üstünlüğü yok. Bazıları artılar, eksiler farklı. Bize alerji ilacı kullanıp gelen çocuklar çok fazla oluyor. Alerji ilacı kullanıp, o da yanıltıcı oluyor değil mi? Yanıltıcı oluyor çünkü deri testinde pozitiflik yakalayamıyoruz çocuk o alerji ilacını kullandıysa. Alerji ilacı kullanan çocuklara diyoruz ki ya ilacı bırakalım. Ama sadece alerji ilacı için geçerli. Bu direkt antibiyotikler için geçerli değil. Bir de soğuk algınlığı ilaçların içerisinde de alerji ilacı maddesi olduğu için soğuk algınlığı ve alerji ilacı kullanan çocuklarda bunları bırakın, bir hafta sonra gelin diyoruz. Ya da çocuğun semptomları çok şiddetli, o ilaçları bırakamıyoruz. O zaman da direkt kandan istiyoruz. Kan testi, deri testine göre hem daha invaziv dediğimiz, sonuçta çocuktan kan alıyoruz. Daha invaziv, daha pahalı ve daha geç sonuçlanan bir yöntem. Deri testi bize hemen 20 dakika içerisinde yapıyoruz. Sonucu 20 dakika içerisinde sonuçlanıyor. Ama orada bulduğumuz pozitifliklerin birbirine çok bir anlamı olmuyor. Sadece deri testi tabii koşullardan da etkileniyor. Yapım tekniği çok önemli, yapım başarısı çok önemli. Kullandığımız solüsyonların kalitesi çok önemli. Tabii bazen mesela sıcak havalarda dışarıda unutulursa onlar bozulabiliyor. Bazen onun için hani deri testinde pozitiflik saptamadık ama çok şüpheleniyoruz. Kandan da doğruluyoruz. Evet. İkili de gittiğimiz oluyor. Özellikle besin alerjilerinde bunu çok fazla yapıyoruz. İki doğrulama da isteyebiliyoruz. Özellikle mesela besin alerjisi vardı çocuğun ve biz artık yavaş yavaş bu besini açmak istiyoruz. Çünkü besin alerjileri geçici alerjilerdir. Çocukların %90'ında 1 yaşından sonra 2 yaşına kadar besin alerjileri geriliyor. Burada uygun zamanı bulup o uygun zamanda, uygun formda çocukta o besine tekrar başlamak çok önemli. Kesinlikle yani onun için doktor takibi, düzenli takibe gitmek çok önemli. Orada mesela deri testi yaptık, pozitiflik yakaladık ama bu pozitifliğin ne kadar derecesinin olduğunu, çünkü kan testi bize daha sayısal bir değer veriyor. Evet. Onun için yine kan testini de doğrulayıp açma planımızı yapıyoruz. Evet hocam. Peki hocam, alerji ile soğuk algınlığı arası nasıl ayırt edilir? Şöyle ki, bu da çok gerçekten karışan bir şey. Evet. Bu çocuk sürekli burnu tıkanıyor, sürekli işte hasta oluyor. Alerji midir, soğuk algınlığı mıdır? Şimdi
soğuk algınlığı bir enfeksiyon hastalığıdır. Yani viral bir hastalıktır. Şikayetler 1-2 gün içerisinde başlar, yavaş yavaş artar. Çocuk böyle burnu tıkanır, hapşırır, öksürür, hafif bir ateşi çıkar. Sonra yavaş yavaş geriler. Sonrasında tabii soğuk algınlığı sonrası çocuklarda uzamış öksürükleri 3-4 haftaya kadar çok fazla görüyoruz biz. Hafif öksürür, geçer. Ama alerji de öyle yavaş başlayan bir paternimiz yoktur bizim. Çocuğun şikayetleri hep aynıdır. Yani hep burnu aynı derecede tıkalı, hep aynı derecede öksürükleri oluyordur ve ateşi olmaz. Alerjik hastalık ateş yapmaz bizde. Ateş yapmaz. Evet ve daha demin de söyledik, bu mevsimsel alerjilerde mesela polen alerjisi olan çocuklarda hep aynı dönemde, aynı o polenin o döneminde şikayetleri olur o çocuğun. Soğuk algınlığı gibi hani bir yerden kapıp şikayeti olup geçmez. Aynı dönemde aynı şikayetleri olur. Ya da ev tozu olan hastalar, ev tozu alerjisi olan hastalarda o şikayetler ev içinde maruz kaldıkça sürekli olur. Soğuk algınlığı gibi başlayan biten şikayetler değildir. Daha uzun süreli şikayetlerdir. Evet. Yani o ev tozlarında da nasıl bir hapşırık falan mı oluyor? Tabii ev tozu alerjilerini, ev tozu alerjileri karşımızda alerjik saman nezlesi, yani alerjik rinit dediğimiz işte burun tıkanıklığı, gece ağzı açık uyuma, horlama, sabah kalkımda ard arda hapşırıklar, burun kaşıntısı. Çocuklarda alerjik selam dediğimiz bir bulgu vardır. Burunlarını şöyle böyle sürekli böyle yaparlar. Genizlerini kaşırlar. Bu bulgularla ya da astım bulgularıyla gece özellikle kuru öksürük, çocuk koşup oynadıktan, gülüp ağladıktan sonra olan kuru öksürük atakları, hırıltı atakları şeklinde bulgular yapar ev tozu alerjisinde. Peki hocam, bunların işte alerjik rinit, alerjik nezle, saman nezlesinin bölgesel olarak bir farklılık gösteriyor mu bu? Çok mesela fazla bizim gösteriyor. Mesela bölgemiz, bizim bölgemiz biraz sıcak bir bölge. Evet. Bizim bölgemizdeki durum ne veya başka bölgedeki durumlar şöyle, ne? Şöyle, ben özellikle İstanbul'dan geldim. O iki yeri karşılaştırabilirim. Bu bölgede polen alerjisini çok fazla görüyoruz. Yaz dönemi boyunca, bir de maalesef ki son dönemlerde iklim değişikliği, hava kirliliğinin artması gibi faktörlerle polen dönemleri çok fazla az arttı. Onun için burada polen alerjisi çok fazla görülüyor. Çünkü hani bağ bahçe çok fazla, ekim dikim çok fazla, hububat dediğimiz polenlere karşı çok fazla görülüyor alerji, zeytin ağacı dediğimiz polen, zeytin ağacı polenlerine karşı çok fazla görünüyor alerjiler. Yaz döneminde sıcak olduğu için aslında Urfa'da herkesin böyle bir her yeri havalandırması, çok fazla kapalı ortamda kalmaması gibi şeyler oluyor. Ev tozu için bunlar riski azaltıyor. Yani yaz döneminde biz ev tozu şikayetleriyle gelen çocuk hiç görmüyoruz ama kış döneminde, kış dönemine geldiğimiz zaman daha çok eve kapanıyoruz. Daha çok kapalı ortamlara giriyoruz. Çocukların ev tozu maruziyeti artıyor ve şikayetleri daha fazla artıyor. Ama Urfa'da havalar sıcak gittiği ve soğuk dönem kısa olduğu için ev tozunu normalde aslında genele bakarsak ev tozu polenden daha fazla görülür. Evet. Ama Urfa'da hani bunu fark ettim ben, poleni daha fazla görüyoruz. Polenlerle daha fazla şikayetleri çünkü oluyor çocukların. Çünkü havalandırma pencereleri sürekli açık olduğu evet, için yaz içeride döneminde toz olayı fazla olmuyor. Peki hocam, her kızarıklık alerji midir? Çok güzel hangi bir durumlarda soru. Doktora gidilmeli çok bunda? Çok güzel bir soru. Her kızarıklık alerji değildir. Aslında şimdi bu dönemde çok sık gördüğümüz bir durumdan bahsedeyim. Ben şimdi ürtiker dediğimiz, kurdeşen dediğimiz bir durum var bizim. Evet. Çocuklarda bunu çok sık görüyoruz biz. Çocuk kızarıyor, böyle bütün vücudu kıpkırmızı dökülüyor ve böyle ciddi kaşıntıları oluyor. Bu ürtikerdir çocuklarda, akut ürtiker. Ne demektir? 6 haftadan daha kısa süren ürtiker, kurdeşeni varsa biz buna akut ürtiker diyoruz. Evet. Bu çocuklarda 6 haftadan kısa sürüyor. Kısa süreli. Bunun en sık sebebi çocuklarda aslında enfeksiyonlardır. Geçirdiği viral enfeksiyonlardır. O enfeksiyon, hatta derler bu 1-2 gün önce de böyle bir hasta gibiydi, sonra döktü. Evet. Hatta burada şuna da değinmek istiyorum. Bu ilaç alerjisi de çok karışır. Evet. Çocuk hasta olur, antibiyotik verilir. Hastalıktan dolayı ürtiker geçirir ama o antibiyotiğe bağlıdır. Antibiyotiğe bağlı. Evet, ilaca bağlıdır. İlaç alerjisiyle karışır. Bize çok fazla böyle hasta geliyor. Bu böyle bize hastalar geliyor. Bu çocuğun neye alerjisi var? Bu çocuğun hiçbir şeye alerjisi yok aslında. Enfeksiyondan olmuş. Ya da yine çağımızın çok önemli bir problemi, biyolojik silah diyor benim bir tane hocam buna. Paketli ürünler, bakkal gıdaları. Şimdi ben hep annelere şunu soruyorum. Siz evde bir kek yapıyorsunuz. Bunu dışarıda peçeteye sarıp kaç gün saklayabiliyorsunuz? Evet. Ama market rafındaki kek 2 sene.
3 sene saklanabiliyor. Onun içerisinde raf ömrü uzatıcılar, boyar maddeler, koruyucular, yani çocuğa ne yedirdiğimizi bilmiyoruz. Bunları da biz pösöyde alerjenler, yani yalancı alerjenler diyoruz. Aslında bu çocuğun alerjisi yok. Ama bu çocuk aynı alerjisi varmış gibi o paketli ürünü yedikten sonra histamin deriz. Aslında bizim alerjik şikayetlerimizin temel maddesi histamindir. Bir histamin deşarjı oluyor. Çocuk histamin salgılıyor. Bu da vücutta ciddi kızarıklıklara sebep oluyor. Bu hastalar bize çok sık geliyor. Biz diyoruz ki hani yine aileler alerji testini görmeden çok rahat etmiyorlar. Hani onun için bir yapıyoruz ama hani bir şey çıkma ihtimali düşük diyoruz. Biz bunlara düzenli alerji ilacı tedavisine başlıyoruz. 3 hafta içerisinde hiçbir şey kalmıyor bu çocukların. Tamamen iyileşiyorlar. Ama ki eğer bu çocukta bu kızarıklık, kaşıntılı kızarıklık ama çok önemli, yer değiştiren kaşıntılı kızarıklık 6 haftadan uzun sürerse buna biz kronik ürtiker diyoruz. Bu asıl bizim araştırmamız gereken bir durum. Evet. Soruya dönecek olsak, bunu çok anlatmak istiyordum, ondan biraz yani uzattı. Ben, o yüzden kesmiyorum. Evet. Ben ektiğim bir konu, siz devam edin. Tabii ki. Peki ben dediniz ya, bu hastaların bize gelmesi lazım ki biz ona göre şey yapalım. Bu hastalar size gelmeden bir de eczaneye gidip kafalarından alerji diye alerji ilacı alıp alırlarsa o zaman onu da konuşalım hocam. Evet, almasınlar. Evet. Önce bir hani mümkünse aile hekimlerine ya da hani çocuk doktoruna gitsinler. Çünkü hani her kızarıklık alerji midir? Her kızarıklık alerji değildir. Ama bu kızarıklık dediğim gibi enfeksiyon döküntüsü, yani hani ürtikerin dışında bizim döküntülü çocukluk çağı hastalıklarımız var. Bunlar da kızarık döküntüler yapar çocuklarda. Belki onlardan birisini geçiriyor. Allah korusun, maalesef ki ülkemizin hani çok güzel bir aşılama programı var. Kızamık tamamen eredike edilmişti. Hiç görülmüyordu ülkemizde ama son dönemde görülmeye başladı. Evet. Belki bu çocuk kızamık geçiriyor, kızamıkçık geçiriyor. Öyle bir döküntülü hastalık geçiriyor. Ya da bir takım romatizmal hastalıklar, böyle kızarıklıklar yapabilir. Bazen kan pıhtılaşma bozuklukları, ciltte hafif hafif kanamalar yapıp kızarıklıklar yapabilir. Onun için o kızarıklık alerji mi değil mi? Ailelerimiz bu kararı kendine bırakmasınlar. Hani bu sorumluluğu mutlak almasınlar. Mutlak bir doktora, bir hekime başvursunlar. Aynen. Hani bunun ayrıca tanısını doktor yapsın. Eğer ki zaten alerjik bir kızarıklık düşünüyorlarsa bize yönlendiriyorlar bu hastalarımızı. Evet hocam. Gerçekten önemli konularda. Alerjik şok nedir hocam? O da çok güzel bir soru. Alerjik şok şöyle ki, biraz önce bahsettim. Çoklu sistem tutulumu oluyor. Çocuğun alerjen maruziyetinden çok kısa bir süre içerisinde çocukta kan damarları çok fazla genişliyor. Kan damarlarının genişlemesine bağlı çocuğun tansiyonu düşüyor. Onun dışında bronkokonstrüksiyon dediğimiz akciğerlerde bizim bronş yollarımız var. Onlar tamamen daralıyor. Çocukta ciddi bir solunum sıkıntısı, hırıltı, hatta bazen morarmaya kadar gidebiliyor. Evet. Ve çocuk şiddetli bir döküntü döküyor. Şimdi bilinen bir alerjisi olan çocuk, mesela diyelim ki arı alerjisi var. Arı soktu çocuğu, küt bayıldı. O alerjik şoktur. Bir tek bulgu bile yeter. Ya da arı soktu ve çocukta direkt solunum sıkıntısı gelişti. O da alerjik şoktur. Ya da hiç bilinmiyor. Burada bizim kriterlerimiz bile biraz değişiyor. Çocuk bir şey yedi, onun alerjik olup olmadığını bilmiyoruz ve çocuk bir anda baygınlık geçirdi, nefes darlığı oldu. Bunlar alerjik şoktur. Bizim alerjide en çok korktuğumuz durum budur. Anafilaksi deriz biz buna. Alerjik şok hayatı tehdit eden bir reaksiyondur. Hemen anında müdahale edilmesi gerekir. Adrenalin intramüsküler, yani kas içi iğne şeklinde adrenalin iğnesinin vurulması gerekir çocuğa acil serviste. Hatta biz hastamız eğer ki bize böyle bir hikayeyle geliyorsa, yani bu çocuk alerjik şok geçirdi bu maddeyle. Önce maddeyi buluyoruz tabii ki, sorumlu ajanı buluyoruz ve buna adrenalin uygulandı deniliyorsa bize, biz mutlaka bizim hazır kullanılan oto enjektörlerimiz var. Bunları aileye öğretiyoruz nasıl kullanacağını. Hem sürekli yanınızda olsun, çocuğun bakım vereni mutlaka bunu kullanmayı bilsin. Okula da bir tane verin. Sürekli bunu bağ bahçeye giderken, bir yere giderken yanınızda tutun ve en ufak böyle bir bulgu oldu mu hemen uygulayın bunu. Sonrasında acile başvurun diyoruz. Bu çok önemli. Bunlar adrenalin oto enjektörü olarak geçiyor. Bunun kullanımı, ailenin sürekli bunun yanında bulundurması çok önemli. Çocuğun hayatı için. Bu dediğiniz adrenalin oto enjektör yetişkinler için de var mı? Var. Tabii onun iki formu var. 0-15'lik, işte burada marka vermeyeyim, Junior olarak geçiyor. 0-30'luk formu var. Biz onu 28 kiloya göre hesaplıyoruz. 28 kilo altına 0-15'likten, üstüne de 0-30'luktan yazıyoruz. Ve bir paketin içinden iki tane çıkıyor. Çünkü benim de başıma geldi. Ben bir antibiyotik, sürekli kullandığım antibiyotik ilaçlardan bir tanesini hastane içerisinde attıktan bir 10 dakika sürmedi zaten. Boğazım kilitlendi. Evet. Nefes alamamaya başladım.
Zaten gözümü açtığımda yoğun bakımdaydı yoğun zaten. Yoğun bakımdaydınız, evet. Öyle oluyor. Aynen, ara fark. Şöyle, aslında ilaç alerjilerine çok fazla adrenalin otoenjektörü yazma indikasyonu yok. Çünkü ilaç alerjileri, yani mesela sizin rastgele karşılaşabilir, onu mesela alerjiniz olduğunu biliyorsunuz. Rastgele karşılaşacağınız bir şey değil. Ve hani böyle çok alerjen ilaçlarda çok edilmiyor ve genellikle bilindiği için ilaç alerjilerinde çok şiddetli bir anafilaksi geçirmediyse endikasyon yok, ama burada tamamen aslında bence hekimin kararı. Evet. Mesela aile bir ilçede yaşıyor. Bulunduğu yerde sağlık kuruluşu yok. Acile ulaşması çok uzun sürecek. Onda mesela hastada kuru yemiş alerjisi var. Bir çocuk kuru yemiş alerjisi var. İlaç alerjisi var ya da ve sağlık kuruluşuna uzak bir yerde oturuyor. Yani bu çocuğun başına bir şey gelirse ya da bu yetişkinin başına bir şey gelirse hemen ulaşılamayacak bir yerde. Biz onlara da yazıyoruz. Mesela anafilaksisi yok aslında. Mesela Antep fıstığı alerjisi diyelim. Onu yiyor, döküntüsü oluyor. Hayat tehdiden sistemik bir alerjik şok geçirmiyor. Ama riski yüksek olduğu için onlara da yazıyoruz. Ya da ilaç alerjisi var ve anafilaksi hikayesi var. Onlara da yazıyoruz. Tamamen burada önemli olan şey çocuğun ya da yetişkinin aynı şekilde hayatını güvence, ben emniyet sibobu diyorum buna, hayatını güvenceye almak. O Antep fıstığından bahsettiğiniz alerji oluyor mu gerçekten? Evet, ve Urfa'da çok sık görülüyor. Ben Antep mesela evet İstanbul'da görmüyordum çok fazla. Evet. Bu bölgede muhtemelen çok tüketildiği için Antep fıstığı alerjisi çok fazla görüyoruz. Anladım. Hatta Antep fıstığı ve diğer kaju dediğimiz bir kuru yemiş daha var. Son dönemde çok tüketilmeye başladı. Bunların arasında ciddi çapraz reaksiyon dediğimiz, yani çapraz reaksiyon şu demek. Bir maddeye alerjimiz varsa diğer maddede alerji olma riski var demek. Antep fıstığı ve kaju alerjisi arasında çok ciddi çapraz reaksiyonlar görülüyor. Bu ikisinin alerjisi de çok fazla görülüyor Urfa'da gerçekten. Aa, ben ilk defa duymuştum. Evet. Peki hocam, alerjenden bahsettiniz. Alerjen nedir diyelim, en yaygın alerjenler nelerdir mesela, bilinen, mesela bizim bilmemiz gereken, halkımızın bilmesi gereken yaygın alerjenler vardır muhakkak. Bu yaş grubuna göre de değişiyor tabii ki. Daha demin de hani konuşmuştuk, ilk iki yaş bizim sınırımız var. Alerjen demek aslında yabancı bir madde. Başta da dediğim gibi, yani aslında bu bir yabancı madde var ama benim bunun vücudumun, bağışıklık sistemimin buna tepki vermemesi gerekiyor. Bunu tolere edebilmesi gerekiyor. Yani tepki vermesi saçma. Yani niye bağışıklık sistemi benim yediğim bir maddeye tepki versin ki normalde? Ama buna tepki vermeye başladığında biz bu olaya alerji diyoruz. Evet. Alerjenler de değişiyor. Biz ilk iki yaşta besin alerjileri görüyoruz. Karşımıza besin alerjileri çok sık çıkıyor. Özellikle süt, yumurta. En sık gördüğümüz bu ikili vardır. Bizim meşhur süt alerjisi ve yumurta alerjisi. Aynen. Yumurta bilinen, en bilinen bence yumurtadır. Bunun dışında da yine buğday olabiliyor. Kuru yemiş alerjileri olabiliyor. Yaş birazcık daha büyüdüğü zaman balık alerjileri, kabuklu deniz ürünü alerjileri, bunları da çok sık görüyoruz besinlerde. Süt ve yumurta alerjisinden bahsedecek olursak bu birazcık erken dönemde başlıyor. Mesela bir aydan sonra proktokolit dediğimiz bir bulgu var. Bebek tamamen sağlıklı, normal görünümlü bir bebek ama kakasında kan görülüyor. Böyle anne kakada böyle kan, hatta böyle mukus dediğimiz sümüksü yapılar görüyor ama onun dışında tamamen normal bir bebek. Bu bulguyla geliyor bize. Ve bu bebeklerin alerjik reaksiyon tipi birazcık farklı olduğu için alerji testlerinde hiçbir şey gösteremiyoruz biz. Evet. Pozitiflik yakalayamıyoruz. Ama annenin diyetinden emiyorsa, annenin diyetinden süt ve süt ürünlerini uzaklaştırıyoruz. İkinci basamakta yumurtayı uzaklaştırıyoruz ve bebeğimizin bulguları tamamen geriliyor. Böyle proktokolit şeklinde çok sık görülüyor ilk 6 ayda. Ve egzama. Egzama aslında iki yönlü. Hem besin alerjileri, mesela süt alerjisi, yumurta alerjisi egzamaya sebep olabiliyor. Hem de egzaması, hani altında yatan bir alerjisi olmasa da egzaması olan bir çocuğun ileride, yani 6. aydan sonra, 4. aydan sonra yumurta alerjisi geliştirme veya diğer kuru yemişlere karşı alerji geliştirme riski artıyor. Hatta bunda da şöyle bir mekanizma var şeklinde konuşuluyor son dönemde. Şimdi bir bebek önce anne sütü alıyor ve sonra biz yavaş yavaş ek gıdaya geçiyoruz. Uygun zamanda ne diyoruz? İlk 4-6 ay sadece anne sütü. Neden? Evet. Bebeğimizin bağırsakları anne sütüne hazır çünkü. Başka maddeye hazır değil. Onun için diyoruz ki 4-6 ay anne sütü ya da anne sütü yoksa çok istemesek de mama, formula veriliyor. Evet. Ama biz bu bebeğe sonra 4. 6. ayda ek gıdalara geçiyoruz. Ek gıda bebeğin bağırsağına gidiyor. Bağırsaktaki bağışıklık hücreleri o besin maddesini tanıyor ve diyor ki buna sen alerjik reaksiyon gösterme diyor vücuda. Ama egzamalı olan bebeklerde
O besin maddesiyle bebekler ciltten karşılaşıyorlar. Anne yemek yiyor mesela ya da ortamda onun tozu bulunuyor. Ciltten karşılaşıyor ve ciltteki bağışıklık mekanizmasıyla bağırsaktaki bağışıklık mekanizması aynı olmadığı için cilt bunu yabancı madde olarak kabul ediyor ve o besine karşı alerjisi çıkıyor. Evet. Onun için riski bayağı bir arttırıyor besin alerjisi riskini. Çok önemliymiş hocam. Evet. Evet, dikkat etmek lazım buna da. Peki hocam bu alerjide kortizon kullanımı var. Günümüzde de biliyorsunuz kortizon kullanımı insanlar kullanmak da istemiyorlar. Bu konuda ne diyeceksiniz hocam? Şimdi kortizon güçlü bir bağışıklık sistem baskılayıcısıdır. Evet. Bizim aslında alerjide, şiddetli alerjilerde elimiz ayağımızdır. Evet. Şimdi uzun kortizonun yan etkileri özellikle uzun süreli kullanımında çok belirgin oluyor. Evet. Onun için bizim alerjilerde çok daha değişik tedavilerimiz var. Kortizon özellikle, şimdi bir de kortizonun farklı formları var. Buna da değinmek istiyorum. Şimdi evet, kortizon zararlı, uzun süre kullanmamamız gerekiyor. Ama bazı ailelerde kortikofobi dediğimiz kortizon korkusundan dolayı çocukların tedavisi aksıyor. Evet. Kortizonun formları var. Mesela biz aslında inhaler kortizon dediğimiz solunum yoluna veriyoruz. Ya da egzamatelerde direkt cildin üzerine kortizon uyguluyoruz. Bunlarda biyoyararlanım dediğimiz bir olay var. Yani bunun lokal olarak verildiğinde, o bölgeye verildiğinde kana karışma oranı. Biz artık son teknolojilerle geliştirilen biyoyararlanımı düşük olan kortizonlar kullanıyoruz. Mesela inhaler kortizonlar. Aslında çocuklarda bunu kullanmak zorundayız. Ama bunların biyoyararlanımı düşük olduğu için uygun dozlarda, yüksek doza çıkmadan kullanımında çocukta belirgin bir yan etki oluşturmuyor. Aynı şekilde lokal kremlerde, egzamalı çocuklarda, çünkü egzama ataklarında kortizondan başka çok bir şansımız olmuyor. Bunların da biyoyararlanımı düşük. Uygun konsantrasyonda, uygun dozda kullanılırsa bu kremler, uygun günde, yani çok abartmadan kullanılırsa bir zararı olmuyor. Ama sistemik kortizona gelecek olursak, yani ağızdan alınan, iğne şeklinde vurulan, damardan vurulan, bunların uzun süre kullanımını asla istemiyoruz alerjide. Evet. Ne olur? Mesela astım krizinde gelir çocuk. Çok ağır bir astım krizi vardır. 3-5 gün sistemik dediğimiz kana karışan kortizon tedavisi ağızdan ya da iğne şeklinde verebiliriz. Ya da artık çok ağır egzaması vardır, çocuğun şiddetli kaşıntısı vardır, bir yönetimi başlatmak için ya da çok şiddetli ürtikeri vardır, uygulayabiliriz. Ama bu tedaviler genellikle 3-5 günü geçmiyor sistemik olarak. Ama lokalleri kullanıyoruz. Hani burada doktorunuza mutlaka, yani hani şey yapmayın, biz buradan çok karşılaşıyoruz. Biz bunu kullanmak istemiyoruz. Bunda kortizon var. Hani bu zararlı değil. Yani bizde önce zarar verme mantığı vardır. Lokal olarak kullandığımız kortizonlar dediğim gibi uygun dozda, uygun miktarda kullanıldığı sürece çok belirgin yan etkili olan ilaçlar değil ve elimiz ayağımız ilaçlar. Evet hocam. Olmazsa olmazımız. Evet. Peki hocam, hiç Urfa'da 2 yılı yaklaşık buradasınız. Hiç yanlış bilinen, doğru bilinen yanlış ve yanlış bilinen doğruya denk geldiniz mi? Mesela işte aslında yanlış yapıyor da kendisine göre doğru yapıyor. Annem öyle dedi, nenem öyle dedi. Maalesef. İşte mesela yanığa salça sürme gibi. Evet. Hiç öyle bir şeye denk geldiniz mi? Maalesef. Evet. Bir evet. En başta söylediğimiz gibi annenin sütünün kesilmesi. Evet. Bence en korkunç olanı bu. Kesinlikle evet. Ne olur. Yani alerji doktorunuzla konuşmadan bunun annenin sütünün alerjisi vardı. Anne sütünü kesmeyin. Sonra anne diğer alerjilerde, yani mesela çocuğun aslında astım gibi bir bulgusu yok ama sanki astımı varmış gibi anne böyle bir aileler bir panik içerisindeler. Onun için çok yüksek doza, çok fazla doktor başvurusu ilaçlar kullanılabiliyor. Onun için doğru teşhis ve tedavi uyumu çok fazla önemli. Bir de tedavi uyumu konusundan bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim alerjik hastalıklar kronik, yani uzun süreli hastalıklardır. Evet. Mesela hani iyileştim diye ilaç bırakma burada çok fazla oluyor. Kullanılmıyor. Yani ama ilacın, bizim hastalıklarda ilacın doktor kontrolünde bırakılması gerekiyor. Evet. Çünkü mesela astımlı hastalarımızda hastalar ilacı ben iyiyim artık hani diye kullanmıyorlar. Bıraktık bunu diyorlar ama sonra çok kötü bir atakla geliyorlar bize. Yani evet. Bayağı hani şiddetli atakla geliyorlar. Onun için ilaçlarınızı mutlaka doktor kontrolünde kullanın, doktor kontrolünde bırakın. Bu çok önemli. Bizim insanımızda bu var. Özellikle antibiyotik 2 tane atıyor, boğaz biraz iyileşse hemen antibiyotik kesiyor. 3 evet. gün sonra bir daha ağrıyor, bir daha başlıyor atma. 3 tane atıyor, ondan sonra bir daha kesiyor. Aslında evet. Hiçbir faydası hiçbir olmuyor. Hiçbir faydası bence. Yok. Aksine direnç gelişiyor. Direnç gelişiyor. Antibiyotik demişken bu konuya da değinmek istiyorum. Bence şimdi çocuklarda, şimdi özellikle mevsimi,
üst solunum yolu enfeksiyonları mevsimi. Tam mevsim, evet. Bu çocuk antibiyotiksiz iyileşmiyor diye doktor antibiyotik yazması konusunda kimse baskı kurmasın. Çünkü antibiyotiksiz, yani viral enfeksiyonun antibiyotikle hiçbir ilişkisi yoktur. Evet. Ve çocuklarımızda gördüğümüz enfeksiyonların aslında %80-90'ı viral enfeksiyonlardır. Evet. Ve çok çok fazla gereksiz antibiyotik kullanımı var. Ve bu gereksiz antibiyotik kullanımları aslında ilaç alerjilerine zemin hazırlıyor. Bu çocuklar, yani çocukluklarında az görüyoruz diyoruz ama şimdi bizim çocuk hekimi olarak yapmamız gereken sadece o andaki iyileşmesini sağlamak değil. Bu çocuğun önünde upuzun bir hayat var. O hayatı boyunca ki iyilik halini devam ettirebilmesini sağlamalıyız. Ve biz çocukken ona antibiyotiği basarsak ne olacak? İleride belki çok şiddetli bir ilaç alerjisi geliştirecek. Hayat 30 yaşında, 40 yaşında hayatını tehdit eden bir ilaç alerjisi geliştirecek bu çocuğun. Bunu yapmamamız gerekiyor. Lütfen gereksiz ilaç kullanmayalım. İlaçlar yabancı maddeler sonuçta doktorunuzun söylediğinin dışında. Mesela şöyle bir şeyle de karşılaşıyorum. Bu da çok üzüyor beni. Siz buna ne olur ne olmaz bir antibiyotik de yazın. Evde kalsın. Evet. Kalmasın. Kullanmayın. Doktora evet. Tekrar gidin. Bir sürü doktor arkadaşımız var, hekim arkadaşımız var. Onlar indikasyonunu koysunlar, onlar başlasınlar. Evet hocam. Hocam konuşmalarımızın birçoğunda bağışıklık sisteminden bahsettik. Evet. Bu bağışıklık sisteminin yetmezliği nedir hocam? Bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Çünkü Urfa'da çok fazla hastamız var bağışıklık sistem yetmezliği. Bu konuyu önce birazcık bağışıklık sisteminden aslında bahsederek başlayayım. Evet. Bağışıklık sistemimiz nedir? Aslında bizim vücudumuzu dış etmenlerden koruyan bir ordu gibi bir şeydir. Bize dış etmenlerden, mikroorganizmalardan, içimizde olan oluşan kanserli kötü hücrelerden hepsinden korur bizi bağışıklık sistemimiz. Ve hani gözle görünmeyen ordularımız var diyoruz ya, gözle görülmeyen ordularımızdır. Mesela karşımıza bir organ olarak çıkmaz ama bir sürü hücreden oluşur, bir sürü maddeden oluşur. Çok komplike bir sistem. Ve aslında doğuşta bu bağışıklık sistemiyle doğuyoruz. Ama doğuşta bu bağışıklık sistemimiz çok böyle şey oluyor. Eğitimsiz oluyor. Zamanla enfeksiyonlar geçirerek, yabancı maddelerle karşılaşarak yaş ilerledikçe bağışıklık sistemi de eğitiliyor ve daha eğitimli hale geliyor ve bunları da enfeksiyonlar geçirerek oluyor. Dediğim gibi bizi mikroorganizmalara karşı koruyor. Yani enfeksiyonlara karşı koruyor bu bağışıklık sistemi bizi. Şimdi bağışıklık yetmezliğine gelecek olursak da yine bu doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi aslında. Mesela benim çocuğum çok sık hasta oluyor. Bunun bağışıklık sistemi çok kötü. Yani belki de böyle değil, hatta çoğunlukta böyle değil. Aslında belki de bağışıklık sistemi sadece o sırada kendini eğitmeye çalışıyor, olgunlaşmaya çalışıyor. Burada birazcık sık hastalanan çocuktan da bahsetmek gerekiyor. Nedir? Gerçekten sık hastalanan çocuk nedir? Bağışıklık sistem yetmezliği düşüneceğimiz çocuk nedir? Çok önemli çünkü bağışıklık sistem hastalıkları genetik hastalıklar. Yani doğuştan gelen hastalıklardır. Ve bu çocuğun hani küçükken bağışıklığı kötüydü de büyüyünce iyileşti şeklinde %95'i böyle değildir. Ömür boyu kalır. Bu hastalık ömür boyu devam eden bir hastalıktır. Onun için bu tanıyı doğru hastada koyup doğru hastaya doğru tedaviyi vermek çok önemli bu hastalıklarda. Sık hastalanan çocuktan bahsedecek olursak şimdi deniliyor ki şimdi burada zaten sık hastalanma genellikle grip nezle üst solunum yolu enfeksiyonlarından bahsediliyor. Senede 7'de 8'de hatta kreş dönemi çocuğunda yani kreşe ilkokula yeni başlayan çocuklarda sonuçta farklı bir ortama giriyor, kalabalık bir ortama giriyor. Senede 10-12'ye kadar viral üst solunum yolu enfeksiyonu aslında normal. Normal. Evet, normal kabul ediliyor. Senede 10-12'nin üzerinde ya da hani daha büyük çocuklarda 8'in üzerinde bir üst solunum yolu enfeksiyonu varsa ve bu üst solunum yolu enfeksiyonları yani daha normale göre farklı izliyorsa, daha şiddetli izliyorsa bir çocuk bir türlü iyileşmiyor. Ya da normalde ağızdan antibiyotik kullanılarak geçecek hastalık için yatarak damardan antibiyotik alması gerekiyor. Sürekli 1-2 ay antibiyotik kullanması gerekiyorsa bu sık hastalanan bir çocuktur ve bağışıklık sisteminin incelenmesi gerekir. Bunun dışında daha böyle farklı enfeksiyonlar mesela zatüre. Bir çocuk bir senede 2 ya da daha fazla kez zatüre geçiriyorsa bu çocuğun da incelenmesi gerekir. Ya da yine 2 ya da daha fazla şiddetli sinüs enfeksiyonları geçiriyorsa. Tabii bunların hepsi doktor tanıdılı ve dokümanta olmak zorunda. Evet. Ya da 4 ya da daha fazla orta kulak iltihabı geçiriyorsa. Ya da normalde hani sizde ya da bende sağlıklı bir bireyde şiddetli bir enfeksiyon yapmasını beklemediğimiz mikrop o çocukta çok şiddetli enfeksiyon yaptıysa. Ya da çocuğun böyle vücudunda apseler oluyorsa, organlarında apseler oluyorsa ya da halk arasında mesela kan enfeksiyonu olarak bilinen
şiddetli sepsis enfeksiyonu geçirdiyse iki ya da daha fazla bu çocuk ya da şiddetli menenjitini aşılama programımız sayesinde menenjit çok sık gördüğümüz bir şey değil aslında evet. Artık. İki ya da daha fazla menenjit geçirdiyse ve çok önemli ailesinde, kardeşlerinde, kuzenlerinde, anne baba, hala dayı onların bir tanesinde böyle şikayetler varsa ya da bilinen bir bağışıklık yetersizliği tanısı varsa ve akraba evliliği varsa bu çocukların mutlaka bağışıklık sistemi incelenmesi gerekiyor. Şimdi burada üstten yol enfeksiyonlarından ve sıkı enfeksiyondan bahsetmişken alerjik rinit dedik. Mesela alerjik riniti olan ya da geniz eti büyümesi, tonsil, bademcik büyümesi olan çocuklar da karşımıza aslında sıkı enfeksiyonla gelir. Bu yüzden hani diğer sebepler ekarte edildikten sonra bu çocuklar böyle sık enfeksiyon geçirdiği tespit edilirse mutlaka bir alerji immünoloji uzmanı tarafından değerlendirilmeli ve bağışıklık sisteminin tetkiklerinin hepsi bakılmalıdır. Çünkü özellikle bölgemiz için söylüyorum çok fazla, biz bunlara immün yetmezlikler diyoruz, çok fazla immün yetmezlik hastamız var, çok fazla tanısız hastamız var maalesef. Buraya geldim geleli yani hiç beklemediğim kadar immün yetmezlik tanısı koyduk, kemikliği nakline gönderdiğimiz, başarılı olduğumuz hastalarımız oldu, tedavilerini evet. Başladığımız hastalarımız oldu. Çok önemli. Bölgemizde çok sık görülüyor. Dediğim gibi genetik hastalıklar farkındalığın yüksek olması gereken hastalıklar. Aslında bizim halkımızın bir dilden gelen bir şey de var. Ya, dilden gelen bir şey de var. İşte benim çocuğumun bağışıklığı zayıf. Benim evet. Çocuğum bağışıklığı iyi, hasta olmuyor gibisinden. O aslında bir laf şeyinden de evet. Doktora gidip gitmeyen aslı vatandaşlarımız da var. Şüphelendiğiniz durumda ben hep ailelere diyorum aslında ailenin bir çocuğun ilk doktoru annesidir. Evet. Onun için anne şüpheleniyorsa, içi rahat etmiyorsa mutlaka bir hani bu çocuk sık hasta oluyor, bu normal midir? Hani ileride geçecek midir diye mutlaka bir hekime başvursun. Zaten hekim onu değerlendirip eğer ki bir bağışıklık sistem yetmezliğinden şüphelenirse mutlaka bize yönlendirir. Evet hocam. Bağışıklık sisteminden bahsetmişken bu immünoterapiden de bahsedebilir miyiz hocam? Tabii ki. Nedir immünoterapi? İmmünoterapi bizim aslında alerji hastalıklarında kullandığımız bir tedavi yöntemi. Şimdi bu dedik ya polen alerjisi, ev toz alerjisi. Evet. Şimdi bunlarda ilaç tedavisine eğer ki yanıt alamayacak. Mesela çocuğun bu saman nezlesi bulguları çok şiddetli, böyle sürekli hapşırıyor, sürekli işte burnu akıyor ve ilaç tedavisinden fayda göremiyoruz. Ya da hani astım bulguları var ve hani kontrol altında ama hani daha yüksek doz ilaç gerekiyor ya da hani bulguları tekrarlıyor sürekli. İlaç tedavisinden çok fayda göremediğimiz hastalarda başlıyoruz ya da artık hasta diyor ki ben ilaç kullanmaktan bıktım, ben bu işten kurtulmak istiyorum. Bize geliyorlar böyle. Bu uygun hastalarda tabii önce bir alerjen duyarlanması var mı? Gerçekten alerjisi var mı? Bunu göstermemiz gerekiyor. Eşlik eden çok ciddi bir hastalığının olmaması gerekiyor. Bunlara cilt altı ya da dil altından, cilt altı yöntemi daha çok kullanıyoruz. Yavaş yavaş minik minik alerjisi olan maddeyi veriyoruz. Mesela ev tozuysa onların özel preparatları var. İlk onun farklı protokolleri var ama genelde kullandığımız protokol ilk 4 ay işte haftalık, ondan sonra aylık, en az 3 sene devam ettiğimiz tedaviler bunlar. Yavaş yavaş o alerjisi olan maddeyi vücuduna vererek o maddeye vücudun bağışıklık sisteminin alışmasını sağladığımız bir tedavi. Evet hocam. Peki hocam astımdan bahsettik de astım çocuklarda astım nedir? Nasıl tespit edilir? Korunması nasıl olur? Astım çocukluk çağının en sık görülen kronik hastalığıdır aslında. Çok sık çocuklarda görülüyor ve maalesef sıklığı giderek artıyor. Aslında astım kronik bir hava yolu hastalığıdır. Yani hani sürekli hava yolunda bazalde bir ilk yani inflamasyon dediğimiz iltihaplanmanın olduğu ama aralıklı semptomlarla yani aralıklı olarak ataklarla nedir bu? Aralıklı olarak çocuğun öksürük, kuru öksürük krizine girmesi, hışıltısının olması, nefes darlığının olması gibi ataklarla izleyen. Atakları ya ilaç tedavisiyle ya da kendiliğinden düzelme dönemlerini izlediği, bir dönem normal oluyor sonra tekrar atakları izlenen böyle kronik bir hastalıktır. Hava yolu hastalığıdır astım. Şöyle astımın tanısı için aslında hava yolundaki bu geri dönüşümlü bir daralma oluyor hava yolunda. Yani bizim dediğim gibi hava yolunda bronş sistemlerimiz var akciğerlerimizde. Bu bronş sistemlerinde bir daralma oluyor. Bronş sistemi daralıyor sonra tekrar gevşiyor. Geri dönüşümlü olarak bu daralmayı göstermemiz gerekiyor. Bunu da solunum fonksiyon testleriyle gösteriyoruz. Ve solunum fonksiyon testlerini genellikle çocuklarda 6 yaşından sonra yapabiliyoruz. Yani uyumu 6 yaşından sonra sağlayabiliyorlar. Burada işte
solunum fonksiyon testlerindeki değerlerimize göre astım tanısını koyuyoruz. Ama dediğim gibi çocuğun kliniği çok önemli. Yani aile geliyorsa bu çocuk aralıklı olarak gece çok şiddetli kuru öksürükleri oluyor. Efor semptomları çok önemli. Koşup oynadıktan sonra ya da ağladıktan, güldükten sonra bu çocuğun nefes darlığı oluyor, hırıltısı oluyor, kuru öksürükleri oluyor. Sonra bir dönem hiçbir şey olmuyor, sonra tekrar başlıyor. Sürekli buhar kullanmak zorunda kalıyor diyorsa zaten klinik şüphemiz çok yüksek oluyor. 6 yaşında solunum fonksiyon testini yapmasak bile, yapamasak bile, o çocuk uyum sağlayamasa bile klinikten tanımızı koyuyoruz. Tedavilerimize başlıyoruz. Genellikle fısfıs tedavileri başlarız aslında. Kontrollerle, hani zaten fısfıs tedavisi başladık, bulguları tamamen geriledik, tanımızı da kesinleştirip takibine devam ediyoruz. Burada aslında yine bu bölgede şöyle bir şey deniliyor. Mesela 1 yaşında çocuk ya da 6 aylık çocuk, buna alerjik astım denildi, bunun alerjik astımı var. Hayır, ilk 2 yaşta alerjik astım diye bir şey olmaz. İlk 2 yaşta astım da olmaz. Evet, ilk 2 yaştaki bir çocuğun ileride astım olup olmayacağına dair bir risk belirlemesi yapabiliriz. Ama 2 yaşından önce bir çocuğa astım diyemeyiz. Diyemez. Evet, ondan sonra hani 2 yaşından sonra yavaş yavaş bulguları oturmaya başlıyor. Sonrasında tedaviyle izliyoruz. Bazı hastalarda yaşla beraber ileriki yaşlarda bulgular kayboluyor. Bazı hastalarda daha uzun süreli sürüyor. Bazı hastalarda fısfıs tedavileri yeterli olmuyor. Ek başka tedaviler yapmamız gerekiyor. Tabii çocukluk çağında en sık alerjik astım görüyoruz bu arada. Alerjik duyarlanmalı, işte polendir, ev tozudur. Bunların hepsi astım ataklarını tetikliyor. Ama bunların dışında hali hazırda dediğim ya, kronik olarak hava yolunda bir aslında hassasiyet var. Sigara dumanı, parfüm, ağır kokular, hava kirliliği, kapalı ortam bu çocukları çok fazla şey yapıyor, tetikliyor. Onun için hani hem bu bağışıklık sistem yetmezliği, hani bu çocuğun bağışıklığı düşük denilen çocuklarda, hem astımı hem alerjisi olan çocuklarda yanında geçtim. Zaten bir çocuğun yanında asla sigara içilmemeli. Evin içinde, balkonda bile o sigara içilmemeli. Çok zararlı. Yapmayın yani bunu. Hani ben balkonda içiyorum, sonra eve giriyorum. Öyle olmuyor. Sizin üzerinizdeki kokunuz o çocuğu tetikliyor. Onun için sigara en kesinlikle büyük düşmanımız. En büyük düşman, evet. Diyoruz, evet hocam. Biraz önce gerçi kurdeşandan biraz bahsettiniz ama örtüker, kurdeşen nedir hocam? Kurdeşen, kimlerde görülür? Tedavisi nasıldır? Kurdeşen şöyle ki, ürtiker aslında yine histaminden bahsetmiştim ya, vücutta böyle bir histamin salınıyor. Histamin bir maddedir aslında, vücudumuzun ürettiği bir maddedir. Bu kan damarlarında böyle bir genişleme yapıyor ve çok kaşıntı yapan bir maddedir. Hatta biz alerji testlerinde histamin koyarız, kabartıp diğerleri kabaracak mı onu karşılaştırmak için. Bu madde aşırı derecede salgılanıyor ciltte ve ciltte kabarıklıklar, kızarık, kaşıntılı kabarıklıklar oluşuyor ve 24 saat içerisinde bu kabarıklık mesela kolda çıkıyor veya vücutta çıkıyor, sönüyor, başka bir yerde çıkıyor. Sonra sönüyor, başka bir yerde çıkıyor. En önemli bulgusu da kaşıntı. Çok fazla kaşıntılı oluyor bu döküntüler. Dediğim gibi akutu var, kroniği var. Akutu çocukluk çağında çok sık görüyoruz. 6 haftadan kısa sürüyor. Viral enfeksiyonlar, paketli gıda tüketimi, bunlar tetikliyor. Şimdi burada alerji ailelerin kafasını çok karıştırıyor. Acaba bir şey alerjisi var mı? Şimdi akut ürtiker aslında kurdeşen bir alerji bulgusudur. Ama ne zaman? Eğer ki çocuk mesela bir besin tüketti ya da bir ilaç aldı. İlk 3 saat içerisinde ya da en geç 6 saat içerisinde bu kurdeşen atağını, ürtiker atağını tetikliyorsa ondandır. Ama mesela bu çocuk sürekli yumurta yiyen bir çocuk. Yani mesela 8 yaşında bir çocuk geldi. Bugüne kadar zaten yumurta tüketiyordu. Bu ara biraz yumurtayı fazla kaçırdı. Bundan olmuş olabilir mi? Olamaz. Böyle bir şey değil yani. Varsa biraz alerjik, besin alerjilerinde ya hep ya hiç vardır. Varsa o besine karşı alerjisi vardır. Bir kere verdiğinizde var, diğer verdiğinde yok olmuyor. Onun için dediğim gibi paketli ürün tüketilmemesi gerekiyor. O dönem düzenli alerji ilacının kullanılması gerekiyor. Antihistaminik dediğimiz ilaçlar. Sonra takip edilmesi gerekiyor. Toparlayacak olursak hocam, ailelerimize buradan ne söyleyeceksiniz alerji özellikle konusunda? Şunu söylemek istiyorum. İlk 4-6 ay anne sütü alerjiden korumak için. Onun dışında paketli ürünü tükettirmeyin. Ve kafanızda bir şüphe varsa, bu çocuğun herhangi bir şeye karşı acaba alerjisi mi var? Bu çocuğun acaba bağışıklık sistem yetmezliği mi var? Mutlaka hekiminize başvurun. Dediğim gibi aslında çocuklarımızın ilk doktorları annelerimiz. Onun için hani onların sözleri, onların verdiği hikayeler bizim için çok önemli. Yani Urfa'da şu anda tanı koyma açısından hiçbir sıkıntımız yok. Elimizde bütün imkanlar var. Kullanabiliyoruz. Hem alerji hem immünoloji açısından gerçekten güzel bir laboratuvarımız var. Tanıyı koyduktan sonra da
takiplerinize lütfen çok düzenli gelin. İlaçlarınızı düzenli kullanın lütfen. Kaç çocuk immünoloji doktoru var? Şu anda 2 kişiyiz. Evet. Hastanede 2 aralıklarla başladık. 2 kişi olarak çalışıyoruz şu anda. 2 tane yetişkin alerji immünoloji uzmanımız var. Birisi evet. Mehmet Akif'te, birisi bizim hastanemizde. Sizin hastanede. Evet, güçlü bir ekip olduk. Peki hastalar, bölgeden gelen hasta var mı size, yoksa sadece ilimize mi takip ettiğiniz var mı, bölge çevre ileride? Tabii ki bizim Antep'ten, Diyarbakır'dan, Mardin'den, Şırnak'tan, Hakkari'den, Tunceli'den gelen hastalarımız oluyor. Evet. Çünkü bu dönemde sadece Urfa'da vardı alerji. Bir dönem Antep'ten, üniversitelerin dışında konuşuyorum bunu. Antep'te yoktu, Antep'in hastaları bize geldi. Diyarbakır'da yine yoktu, bize geldiler. Mardin'de çok uzun bir süre yoktu. Mardin'den takip ettiğimiz çok fazla hastamız oldu. Bölgeden de, yani çevre illerden de çok fazla hastamız başvuruyor, yani geliyorlar. Biz aslında Şanlıurfa olarak bölgeye de hitap ediyoruz şu kesinlikle, anda çocuk alerji olarak. Çok güçlü bir ekip olduk burada, çok da güzel bir ekip olduk. İnşallah bu ekip bozulmaz, devam eder inşallah. Bir soru var da hocam. Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı haberlerde gördük. İmmün yetmezlik tedavisi gören çocuklara artık hastanede yatmadan evde tedavi alması için eğitim veriliyormuş. Evet. Bu konu hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki. Bu benim çok sevdiğim bir konu. Çünkü hastaların konforunu çok arttıran bir şey bu. Burada da yapmaya başladık ve hani gerçekten o haberi görüp hocam böyle bir şey yapıyor musunuz, bize de olur mu diyen hastalarımız geldi ve başladık. Evet. Şimdi bağışıklık sistem yetmezliklerinden konuşmuştuk ya. Bağışıklık sistem yetmezliği olan çocuklarımızı bizim en önemli koruyucumuz, yani enfeksiyonlardan korumamız gerekiyor. Enfeksiyonlardan korumak için de immünoglobulin tedavisi veriyoruz biz bu çocuklara. Aslında immünoglobulin nedir? Bizim vücudumuzda ürettiğimiz bir proteindir. Bağışıklık sistemimizin çalıştığı zaman, güzel çalıştığı zaman bizi enfeksiyonlardan koruyan bir proteindir. Ama bağışıklık sistem yetmezliği olan çocuklar ya bunu üretemiyor ya da ürettikleri fonksiyonel olmuyor. Yani işe yaramıyor. Biz bunu dışarıdan veriyoruz. Normalde bunun en çok bilinen yöntemi, çocuk 3 haftada bir çocuğun kilosuna ya da yetişkin için de geçerli. Bu arada yetişkinlere de yapabiliriz bunu. Hani sadece çocuk olarak düşünmesinler bunu. Bunu 3 haftada bir hastaneye geliyorlar. Tabii mesai saatleri içerisinde gelmesi. Yani bizim o hastanede olduğumuz süre hafta içi bir gün gelmesi, 4'e kadar, hatta sabah erken gelmesi gerekiyor. Çünkü 6 saat boyunca çocuğa damar yolu açılıyor. 6 saat boyunca biz bunu, ilacı veriyoruz. Sonra taburcu ediyoruz hastayı. Tabii ne oluyor? Çocuk hastane ortamına girmiş oluyor. 3 haftada bir düzenli olarak okuldan kalmış oluyor. Aile işini bırakıyor, evini bırakıyor. Ya zahmetli bir şey gerçekten hani. Ve hani Urfa'yı düşünürsek ilçeleri çok uzak Urfa'nın. Evet. Bunun için kalkıyorlar, hani arabası olan var, olmayan var. Bir sürü yol tepip geliyorlar. Çocuğun damar yolu bulunamıyor. Çocuklarda damar yolu ciddi problem. Ve damardan verilen tedaviler de yan etki riski de daha fazla oluyor. Biz bunun hepsini göz alıyoruz. O tedavi olmazsa olmazımız, mutlaka vermemiz gerekiyor. Vermeme şansımız yok. Bunun artık cilt altına veriliyor. Yani iğnelerle göbeğinden ya da bacağından cildin altına veriliyor. Cilt altında bunu yavaş yavaş emiliyor ve anne bunu kendisi yapıyor. Cildine iğneyi takıyor. Çocuk böyle, onun hazır bir pompası var. Yavaş yavaş çocuk akşam gelir, kitabını okur, dersini çalışır. Hastaneye gelmesi gerekmiyor kontrollerin dışında. Ve hani şunu söyleyeyim. Bazı anneler ben yapamam bunu asla dedi. O kadar güzel yapıyorlar. O kadar kısa sürede öğreniyorlar ve o kadar hani memnun kalıyorlar ki. Hatta çocuk 15-16 yaşından sonra bunu kendi kendine yapmaya başlıyor. Daha konforlu oluyor. Kesinlikle öyle. Evet. Yani eğer ki böyle bir durum varsa çevre illerden de aynı şekilde lütfen başvurun, gelin. Böyle bir şey varmış, hani eğitim. Aile kendini hazır hissede ne kadar eğitim veriyoruz biz bunu. Ve inanın yani hani normalde dersiniz hani 4-5 eğitimde ancak alışırlar, hani zor. 1-2 eğitimde tamamen çözüyorlar işi. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Katkı sağladınız. İnşallah izleyicilerimiz de bir şeyler kapmışlardır bizim bu konuşmalarımızdan. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. İnşallah faydamız olmuştur sizlere. Başka bir programda buluşmak üzere. İyi akşamlar diliyorum.